Benim ismim Kasım Tokur. Ben Lice Kutlu Köyü muhtarıyım. Vallahi yani, buradaki sorunlar, birden fazla sorunlar var. Yani burada en önemli sorun şu anda küpe sorunudur. İnsanlar hayvanını küpeletmiyor, satamıyor dolayısıyla. Batıdaki adam geliyor, hayvan muamelesi olmayınca hayvanı yükleyip götüremiyor. Sorunlarımız, yem sorunu var, yemler pahalıdır. Et sorunu var. Biz 14 bin liraya et satıyoruz şirketlere burada. 14 bin civarı et satıyoruz. İstanbul'da 45 bin, 50 bine et satılıyor. Yani bu ortadaki bir uçurum, bir fark var. Yani bizim devlet büyüklerinde isteğimiz, ricamız bu açığı bir kapatsınlar yani. Şimdi 14 bin lira burada biz et şirkete satıyoruz. Et gidiyor markette 50 bin lira satılıyor. Dolayısıyla oradaki insan diyor et pahalıdır. Şimdi gelsinler baksınlar ki üretici kaça satıyor? Bir torba yem şu anda 45 bin, 50 bin arası. Bir çoban 2000 aylık 2000 çoban masrafı var. Yani bunlar hepsi üreticiye, çiftçiye, hayvancılık yapan arkadaşlarımıza büyük sorunlardır. Yani gün getirdikçe eriyor yani bu hayvancılık sektörü Diyarbakır'da eriyor. Küpe konusu bizim araştırdığımıza göre Türkiye'nin her yerinde işletme başı 600 bin lira ceza ödeyip o işletmede kaç tane hayvan varsa küpesini yapıyor. Mesela çevre illerde de yapıyor. Kanun örneği de var bende. Mardin'de örneğin ben bu örneği aldım. Mardin'de adamın şeyi vardır. Adamın 100 tane hayvanı vardır. Gidip 600 milyon cezasını yatırıyor maliyede. Bütün hayvanlarını küpeletiyor. Şu kanun şeyleri de arkadaşım şey yapsın. Bu kanun bütün şeyleri de burada mevcuttur. Yani kanunlar şeyler. Sadece Lice'de bizim Lice ilçesi ve Diyarbakır'ın ilçelerinde yani daha doğrusu bu kanuni şey yapmıyorlar. Ondan sonra bakıyorsun aynı şeyin elemanları Gezi'de küpe satıyorlar. Şimdi bunu evet önlemesini araştırsın da. Neyin? Tarım Bakanlığı'nın? Yani şimdi bu ilçelerdekiler yani bu elemanlar yani bu küpe hayvanı küpeleten elemana tarımın elemanları şimdi piyasada çiftini 50 bin 100 bin Gezi'de 50 milyondan 100 milyona kadar küpe satılıyor. İnsanlar gidip Mardin'de küpe alıyor. Yani Karabursa'da. Normal ne kadar küpe? Yani normal çifti 5 milyondur çifti. 5 milyon. Evet bunlar vatandaşa vermiyorlar. Gezi kendi adamlarına, kendi rantçılarına 50 milyona 30 milyon sattım. Onlar da getirip hayvan yükleyicilere 100 milyona. 100 milyon da bir büyük bir maliyettir. Hayvan çifti 100 milyon geldiği zaman ben 100 milyon aşağıya satmam gerekiyor hayvanı. Şu anda benim hayvanlarım var. Ben küpe yüzüne satamıyorum. İsmim Mehmet Uyan. Diyarbakır'dan normal besiciler. Üye değiliz de resmi bir şey değil. Yani normalde zaten burada yürenin normal besicilerinden biriyiz. Burada özellikle Sayın Başbakan'a, Sayın Tarım ve Hayvancılık Bakanı'na sesleniyoruz ve bu sorunumuza bir an önce bir çözüm, bir duyarlı yormalarını istiyoruz. Sorunumuz ciddi anlamda küpe konusudur. Küpe konusundan ziyade şimdi küpe olmadığı zaman besici arkadaşlarımız hayvanlarını et balık kurumundan da kesemiyorlar. Kesemediklerimiz için et balık kurumu da Erzurum'dan, Urfa'dan, sağdan solda çevre illerden küpe yapılıyor ya, bizim resmiyetimiz olmadığı için onların küpe yapıldığı için getirip hayvanlarını burada kesiyorlar ve bizim burada bölge halkı olarak da biz mağduriyet yaşıyoruz. Yani bu mağduriyet ne zamana kadar sürecek? Ha, eğer Sayın Bakan bu ithal hayvanları getiriyorsa yanında kendi yemini de getirsin, bizim yemimizi 25 milyondan 40 milyona götürmez. Yani bir torbayı biz 40 milyona alıp da acaba kendi bu hesabı bizden daha iyi biliyor. Acaba bir hayvan 40 bir torba yem yediği zaman 40 milyon verip de ne kadar ondan gelir alıyor? Bunun bir hesabını yapsın. Bu köpeği için bir zat ben Sürüçi kaymakamıyla görüştüm. Sürüçi Tarım İl Müdürü ile konuştum. Tarım İl Müdürü toplantı odasında Sayın Kaymakam'ın yanında kalktı, dedi ki ben köpeğin açılmasına karşıyım. Ha niye karşısın? Yani bu memleketin zararı, herhangi bir köpe açılıp da bu memlekette Türkiye Cumhuriyeti'ne bir zarar veriyorsa karşı çık. Elimizdeki mallar neticede Diyarbakır Hayvan Borsası'nda aldığımız mallardır. Dışarıdan getirdiğimiz mallar değil. Dışarıda getirenler işlerini yürütüp bir şekilde kesebiliyorlar.
Biz burada aldığımıza rağmen kesemiyoruz. Aa, diyor ki eğer mada hayvan köpesiyse, ben bir esnaf olarak sabah buraya geldimse bu ticaret borsasına, hayvan borsasına, eğer burada mal içeri giriyorsa o mali ben almazsam komşu iller alıyor. Komşu iller aldığı zaman götürüp köpesini yürüyor, getirip benden 200-300 milyon fazlasıyla aynı o mali güne bana satıyor. Ya buradaki sorunlarımız, yani sorunlarımız hem çoktur hem de bizle ilgilenen kimse yoktur. Yani şimdi biz kime gidiyoruz, hangi kapıya gidiyoruz, o kapı bize kapanıyor. Sanki bize nasıl bir gözle bakıyorlar, sanki biz hiçbir şey değilmişiz gibi. Fakat biz burada hizmet yapıyoruz. Biz 75 milyon Türkiye'yi besliyoruz. Yani ben kendim besiciyim. Ben kendim besiciyim. Bana diyor ki, diyor köpeksiz mal alma. Ben köpeksiz mal almıyorum. Fakat ben çiftliğe götürüyorum. Onu şey yapıyorum, bağlıyorum. O hayvana diyor, o sorumluya diyorum. Diyorum gel, bu mesela benim hayvanım şeydir, köpeliğidir. Köpeliği olduğu için de ben diyorum gel bunu kaydet. Kayıt yapamıyor. Yani kayıt yapamıyor diyor, öyle bir sistem yok. Muş'ta yapıyor. Kim yapıyor bu küpeyi Mardin'de mesela? Tarım. Cezalı olarak bir şeyler yapıyor. Bizimki de cezalı olsun. Hadi her işletmeye 600 milyon para ceza kesiyor. Orada sonra küpeyi takıyor zaten. Küpe tanesi de 4-5 milyon alıyor. O ayrı bir mesele. Alsınlar, bizde de alsınlar. Onu veriyoruz. Bizim Diyarbakır'da yapmıyorlar. Cezayı da kesmiyorlar. Cezayı da kesmiyorlar. Cezayı da yapmıyorlar. İzmit'e yapıyor. Her tarafta yapıyor. Biz tarım il müdürlüğüne gidiyoruz. Yapmıyor. Valinin yardımcısının yanına gittim. Bizzat iki sefer Tarım Bakanı'nın yanına gittim. Yapmıyorlar. Yani kasti nedirse bilmiyoruz. Bizim bütün hayvanlarımız şu anda elimizde kalmış. Vatandaş, köylü, fakir, mağdurdur. Malını satamıyor. Borcunu ödemiyor. Şimdi adam malını satamasa ne yapacak bu malı? 400 bine yakın, yani aşağı yukarı yanılmasam, Diyarbakır'da büyük baş hayvan şu anda küpesizdir. Şimdi ben kendi malımı ben 14 milyona ben mezbahaya satıyorum. Doğru. Şimdi İstanbul'da ise et 50 milyondur. Kasapta ise, Diyarbakır'ın kendisinde ise, Diyarbakır'da et 20-21 milyondur. Marketlerde 30 milyondur. 14 milyon olan bir et 30 milyona satılır mı? Ben besiciyim, ben kazanmıyorum. Ben bu hayvanı bir sene üretiyorum. Bir sene sadece bunun üretimini yapıyorum. Sabanında olsun, kepeğinde olsun, yeminde olsun, arpasında olsun. Ben kazanmıyorum. 14 milyona sattığım et yerinde, aynı yerinde adam 30 milyona, 20 milyona satıyor. Bazı yerler var 20 milyondur, bazı marketler var 30 milyondur. Yani bu kadar mağduriyet, bu kadar bu kazanç, bu nereye gidiyor?